Ergün Diler, Pastör Bahane Aklımdan geçen CHP'yi kimsenin yazamadığı kadar açık ve net yazmak. Herkesin neyin ne olduğunu anlaması için ama zor. Bilinen ya da bilinmeyen nedenlerden dolayı zor. Hiçbir iddia taşımayan koca bir marka düşünün. Geldiği yere getirildiği yere bakın. Ne imza toplayabiliyorlar, ne sayabiliyorlar, ne de gereğini yapabiliyorlar. CHP ve CHP'liler bunu hak ediyor mu? kesinlikle hayır. Ama şimdiki CHP bu. Gelen gitmiyor, gelmesi gerekenler gelemiyor, hep kavga. Kendi içlerindeki mücadeleye ayıracakları zamanı ve enerjiyi ülke için harcasalardı en azından 622 imzayı sayabilecek duruma gelirlerdi. Ama olmuyor işte. CHP'liler kandırılarak oyun devam ettiriliyor. Bu ne zaman son bulur? Birileri ayağa kalkıp %22 ile mutlu olanları istemiyoruz dediğinde. Ama daha önemlisi CHP'lilerin partinin gizli kodlarını çözmesidir. Ki buna yanaşan yok. Bırakın yazmayı konuşan hatta aklından geçiren yok. Buradan başlasalar iyi olur. Son dönemde öne çıkan isimlere kocaman bir mercek tutmakla işe başlasalar çok iyi olur. Bakın yolu da gösterdim benden bu kadar. Neyse Amerika Birleşik Devletleri ile krizin içindeyiz. Görünen sebep İzmir'de tutuklanan ve sonrasında ev hapsine alınan Ray Branson. Bütün derdin pastör olduğunu düşünmek gerçeklere aykırı. Arkada bize söylenmeyen başka hesaplar da olmalı. Ev hapsine alındıktan sonra özgürlüğe bir adım kalmışken Pensin başlattığı fırtınanın makul hiçbir tarafı yok. Amerika adamı mahkeme yoluyla almamak için her şeyi yaptı. Bu ortada. Peki o zaman kafalarındaki ne? neyin peşindeler? Ne istiyorlar? Bu sorulara cevap bulmaya çalışalım. Amerika Birleşik Devletleri İran için askeri operasyon seçeneğini ikinci plana bıraktı. Çünkü ekonomik saldırı daima çok daha etkin sonuçlar verir. İran dışarıdan gelen ekonomik türbülansı engelleyemeyince yıkım başladı. İran bugün için çok zor durumda. İranlılardaki ekonomik korku her geçen gün daha da artmakta. Peki bu plan nasıl başladı? Öncelikli olarak İran, Türkiye ve Orta Doğu konusunda uzman olan CIA Başkanı Gina planı adım adım ilerliyor. Bunu bilmek şart. CIA Başkanı olmadan önce Aralık 2017'de İran'da başlayan ayaklanmalar da Gina planıydı. Çünkü askeri operasyon bölgede istikrarı bozabilirdi. O nedenle ayaklanmalarda görüldü ki halk ruhaniye karşı Önemli ölçüde birleşti. İkinci seçenek ise dolar operasyonuydu. İran'daki dolar kısa süre içinde ülke dışına çıkartıldı. Ülkedeki birçok Amerikan ekonomik ajanı doların ülkeden kaçmasını sağladı. Yetmezdi. Avrupalı şirketlerin de İran'ı terk etmesi gerekiyordu. Öyle de oldu. Fransız CMA, CGM şirketi icra kurulu başkanı Rodolphe Sade, Trump'ın ambargosuyla İran'dan çekilme kararı aldıklarını açıkladı. Total, Airbus, ATR, Peugeot, Renault, BNP Paribas'ta ambargoya uyan şirketlerdi. Bu şirketlerin bazılarının yönetiminde Rothschild ailesinin etkisi bilinmekte. Bu kararla birlikte İran için sıkıntılı süreç başladı. Bu şirketler Washington'ın kararına direnebilirdi. Ancak direnmek yerine anlaşma yolunu tercih ettiler. Belki ailenin Amerika ile yeni bir süreç için attığı ilk adım olarak da düşünülebilirdi. Bunun cevabı hala bilinmiyor. Gina Haspel, İran planını başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra ikinci adıma geçti. 30 yıldır CIA'de olan ve teşkilatın en önemli analisti kabul edilen Von Bishop, CIA Başkan Yardımcısı oldu. Bishop da aynı Cihan Haspel gibi İran, Türkiye ve Orta Doğu konusunda uzmandır. Çok iyi derecede Farsça konuşur. Başkan ve yardımcısının uzmanlık bölümlerini dikkatlice incelersek, hedefin de neresi olduğunu anlamakta zorlanmayız. Hespal, İran operasyonunun başarılı olması için Türkiye'nin önemli bir sorunla karşı karşıya gelmesi gerektiğini raporda ayrıntılı şekilde yazdı. Avrupa ülkeleriyle yaşanacak kriz Amerika için önemliydi ama beklenen olmadı. Pastor Branson bu konuda çok önemli bir noktada duruyordu. Haspel yakın arkadaşı olan ve Türkiye'de görev yaptığı günlerde defalarca bir araya geldiği Branson'ı öne çıkardı. Branson'ın ev hapsine çıkartıldıktan 17 gün sonra Washington'da olacağı Kongre ve Senato'da konuşuluyordu. 10 Temmuz'da bu detaylı şekilde konuşulurken Branson hala hapisteydi. 25 Temmuz'da Branson ev hapsine çıktıktan sonra onun serbest kalmasını istemeyen bir güç devreye girdi. Çünkü İran planı için Türkiye'nin bir dizi sorunla karşı karşıya kalması önemliydi. Amerika başkanı Trump, başkan yardımcısı Pence, dışişleri bakanı Pompeo Türkiye'nin ev hapsi kararına tepki gösterdi. Hatta ambargo kararını açıkladı. Pompeo kısa bir süre sonra serbest kalacak. Branson'la ilgili yapılan açıklamalara aslında tepki gösterdi. Tabii Amerikan devlet kararının alındığı Pompeo'ya söylendi. O da aynı Pence gibi açıklamalar yapmaya başladı. Şimdi Türkiye Branson'ı serbest bırakırsa planlar bir anda yavaşlamaya başlar. Eğer Türkiye bu adımı atarsa Amerika'nın ikinci planı devreye girer. Bundan emin olmalıyız. O da Suriye konusunda ve özellikle Münbiç konusunda sürpriz adımlar atılır. Anlaşma iptal olur. Bu durumda Türkiye ile Amerika'nın ilişkilerinin yine gerilmesine neden olur. Türkiye Münbiç konusunda geri adım atarsa bu kez Afrin'den de çıkması için baskı başlar. O nedenle Türkiye'nin İran ambargosu tam anlamıyla sonuçlanıncaya kadar Amerika ile ilişkileri hep sorunlu olacak. Başkan Trump'ın Erdoğan'a olan sevgisi, saygısı bunu çözmeye yetmeyecek gibi. Çünkü bu Trump'ın üzerinde bir gücün aldığı karar. Peki Amerika niye İran'la uğraşmakta? derdi ne? Bu soruların tek bir cevabı yok. Birden fazla. Öncelikli olarak İran'ın aileyle yani Rothschild'lerle yakınlığının bitirilmesi isteniyor. Çin'le arasındaki sıkı bağın koparılması hedefleniyor. İran önemlidir. Amerika planlarının önündeki ilk büyük engeldir. Özellikle Suudi Arabistan'ın bölgede etkinliğinin artması, Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Amerika'nın emin adımlarla yürümesi için İran'ın izole edilmesi şart. İran izole edildikten sonra Arabistanın daha da güçleneceği ortada. Trump'ın İran açıklamaları CIA'yı memnun etmiyor. Koşulsuz görüşme açıklaması aslında Cenevaspol'un planlarına çok ters oldu. İran'a askeri operasyon seçeneklerinin bile söylendiği günlerdeki koşulsuz görüşürüz açıklaması şaşırttı. Trump'ın bu açıklamasının ardından Pence, İran'a yaptırımlar daha da artacak, İran terörün en önemli finansörü dedi. İran operasyonu tamamlandıktan sonra Orta Doğu'nun yeni şeklini alması için adımlar göreceğiz. Bu adımlar çok hızlı olacak. Birçok ülke Orta Doğu'da Arabistan'la ortaklık açıklayacak. Birleşik Arap Emirlikleri de Arabistan'la birlikte Orta Doğu'nun yükselen değeri olacak. Cinahe Aspel'ın planında bu iki ülke çok önemli. O nedenle CIA, Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde görev alıyor. Arabistan'da kısa bir süre önce engellenen darbe girişiminde başarı madalyası Cina gitti. Eğer başarılı olsaydı Londra'da yaşayan eski bir istihbarat başkanı ödüllendirilecekti. Hem de ekibiyle birlikte. Bütün bunları Amerikalılar söylüyor, yazıyor, ben de size iletiyorum. Bütün bu planlarına rağmen Türkiye evet demeden bir şey yapma şansları yok. Hiç yok hem de göreceğiz. Not, CHP'nin kendi içindeki mücadeleyi de böyle değerlendirmek gerekir. Şimdilik onlara verilen bir görev yok. Olaylara böyle bakın. Ergün Diler, Takvim